Ünlü sanatçı Demet Akalın'la konserine dakikalar kala beraberiz. Muhabirleri karşısında gören Demet Akalın bir anda şaşırıyor. Güzel sanatçı parfüm şişesini muhabirlerin üzerine boşaltıyor. Müthiş bir kalabalık vardı. Serdar Ortaç içindir o. Evet, vallahi uzun zamandır gelmiyorduk Ankara'ya. Çok da bir şey göremedim gerçi, otele girdim. Bizim bereketimiz iyidir ya, ayağımızın değdiği yer uğurlu gelir. O yüzden açılış bugün. Ben hemen böyle işlerde önden çıkarım, bay bay canım. Kim çıkarsa çıksın. Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı? Demet Akalın'ın ışıltılı kıyafeti de masaya yatırılıyor. Sence kimin şıklığı olabilir mi? Ne oluyor? Nur Yerlitaş tabii ki. Demet Hanım. Formunda gözüken ve yeni albüm çalışmalarına başlayan ünlü popçu okumalara başlamış bile. Zayıflamışsınız galiba. Ay yok be, korsede. Ama yine de teşekkür ederim. Hadi, çok üşüyorum çocuklar. Hastalanmayayım, okumalardayım. Aynı sahneyi paylaşacak olan Akalın'a Serdar Ortaç'ı soruyoruz. Vallahi görüşemedim. Yorgun halleri kameralardan kaçmıyor Serdar Ortaç'ın. Yürürken zaman zaman aksadığı görülüyor. En güçlü yürür. Arkamıza kaldırım var. Dikkat edin beyler, kaldırım var. Buyurun geçin. Buyurun, yol verin. Tamam abi, aşağıya. Besteci ve yorumcu Serdar Ortaç'la sahne öncesi birlikteyiz. Demet Akalın'la aranızda bir sıkıntı var mı? Hande ile birlikte projeniz vardı. Ondan dolayı bir aranızda bir şey yok değil mi? Yok, hiçbir şey yok. İyi, benim herkesle aram iyi inşallah. Söz dönüp dolaşıp fenomene dönüşen sosyal medya paylaşımlarına geliyor ünlü popçunun. Ben her zaman onları dinliyordum aslında. Mustafa Keser'i çok severim. Sanat müziği annem, rahmetli babam hep dinlerdi. O yüzden eskiden beri seviyorum. Şimdi fırsat oldu. Kuaföre gittiğim zaman saçımı kestirirken manikürcüyle pedikürcüyü topladım. Kızlar şahane eşlik ettiler bana. Gözleri Ferman Güzel'i söyledik. Nemrud'un kızını söyledik. Nemrud'un kızı yandırdı bizi. Yani hep severdim o şarkıları. Arabesk albüm yapmayı düşünür müsün? Yani öyle bir teklif olursa yaparım. Sanat müziği de yaparım. Arabesk de. Kimin şarkılarını okurdun sanırım? Yani eski arabesk yaparsam tabii İbrahim Baba'yı, Burhan Bayar'ın besteleri. Hepsini okurdum. Orhan abinin bestelerini tabii. Orhan Gencebay her sahnede en az 5 tane. Müslüm Baba'yı, rahmetliyi. Hastalık dönemlerini atlatan Serdar Ortaç dur durak bilmeden çalışıp tüm borçlarını ödemiş. Sağlığım iyi. Bütün maddi problemleri bitirdim. Borçlarımın hepsini ödedim. Borçlar bittikçe... Artık borç verebilirim. Borçlar bittikçe sağlık da iyi oluyor. Çünkü psikolojik olarak sorun kalmıyor. 900 milyon lira vergi borcumu ödedim. Ertesi gün yapılandırma çıktı. Ödedim çarşamba günü, perşembe günü indirim çıktı. Bugün arı gibi çalışan Serdar Ortaç meğerse yatırım yapmıyormuş. Yatırım yapmak iyi bir şey, tamam. Ama yani hep 60 yaşından sonrasına yatırım yapalım, ev alalım, arsa alalım. Aman mülkler olsun. 60 yaşından sonra ben ne yapayım evi, arabayı? Tamam işte onu da anlatmak istiyorum. Yani illa yatırım bizde böyle bir hevestir ya. Aman arsa alalım, aman ev alalım. Ya ne alıyorsun, hepimiz kiracıyız. Babam işte öldü gitti, fabrika bize kaldı. Tespihini aldı sadece rahmetli. Tespihini. Hiçbir şey götüremedi yani. Biz de bir şey götüremeyeceğiz. Plastik. Ama kardeşim başında şimdi. Duruyor yani. Tabii. Büyüttü, iki fabrika yaptı. Bir de öyle anıları var ki ünlü popçunun neden böyle arı gibi çalıştığını daha iyi anlıyoruz. Ben küçükken babamın yanında çalışırken zengin değildik. Sabaha kadar tuvalet temizlerdim. Freze, torna. Ama kardeşim biraz daha şanslı ama o da çok çalıştı. O da büyüttü yani. Bizim zamanımızda 8 kişi çalışıyorduk. 8 işçiydik.
Şimdi oldu 300-500. Konu dönüp dolaşıp ünlü popçunun ne zaman baba olacağına geliyor. Hanıma sorun. İçeride. Hazırsa yaparız. Hazır değilse bekleyeceğiz. Ve Ortaç'ın o geceki konseri başlıyor. Ünlü popçunun eşi Chloe de şarkılarına eşlik ediyor.